Canlı kalmış ölülerle dolu bir dünyada biz ülke ve millet olarak hakikati aykırmaya, bunun için siyasi, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Bir Haçlı Hilal anlayışıyla devam ettirmemenin gereğini hatırlatmak istiyorum. Buradan hem İsrail'e hem onu destekleyip teşvik edenlere sesleniyorum. Gazze'de masumlar ölmeye devam ettikçe bölgemize gönderilen hiçbir gemi, hiçbir uçak, yapılan hiçbir siyasi şov barış getirmeyecektir. Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için pılısını pırtısını toplayıp gittiğinde İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi yine Türkiye olacaktır. Aksi takdirde canımızla, kanımızla, kaynaklarımızla, geleceğimizle bedel ödemeye hep birlikte devam ederiz. Savaşın yayılmaması için tüm aktörler sorumlu hareket etmeli. Bölge dışı güçler İsrail'le dayanışma adına ateşe benzin taşımaktan vazgeçmelidir. Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri İsrail devletinin aklı selime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum. Bu gelişmeleri bir Haçlı Hilal anlayışıyla devam ettirmemenin gereğini hatırlatmak istiyorum. Eğer barışın egemen olduğu bir dünyayı kurmak istiyorsak bu dünyada Haçlı Hilal anlayışı bir kenara konmalı. Aksi takdirde insanlığa yazık olur. Bu tabloda Gazze'deki zulme gözlerini kapatan batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşı sahtekarlığın dik alasından başka bir şey değildir. Daha dün Ukrayna'da yaşanan savaşta ortaya çıkan kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'deki aleni katliama duvar kesilmesi bu riyakarlığın en somut ifadesidir. Bugün öldürdüğü çocuklara ve masumlara destek vermek için İsrail'in ardından sıraya girenlerin hiçbiri göğsünü gererek böyle bir beyanda bulunamaz. Bunların hahamları da dahil. İşte geçenlerde hahamlardan bir tanesi Yahudi çocuklarının öldürülmesi gerektiğini ifade ediyor açıklamasında. Çünkü bunlar diyor gelecekte aynısını yapacaklar. Bunların yaklaşımı bu. Yani Filistinli çocuklar için böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Böyle bir vicdan olur mu ya? Böyle bir insani yaklaşım olur mu? Sadece son çeyrek asırda tamamı da yalan bahaneler ve kurdukları piyon örgütler üzerinden Irak'ta 2 milyon, Afganistan'da 1 milyon, Suriye'de 1 milyon insanın ölümüne yol açanlar bunlar değil mi? Kendi ülkelerinde mazlum Filistin halkı lehine açıklama yapan üniversite öğrencilerini, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları, sporcuları, iş insanlarını tehditle hatta şantajla susturmaya kalkanlar bunlar değil mi? Lafa gelince demokratlığı, insan haklarını, çoğulculuğu, çok sesliliği kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini hep birlikte ibretle seyrediyoruz. Sırf bu onurlu tavırlarından dolayı yaşadıkları ülkelerde sıkıntıya düşen üniversite öğrencilerine ve diğer tüm kesimlere, şimdi onu da buradan açıklıyorum, ülkemizin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum. Bir şairimizin şu mısraları adeta karşımızdaki tabloyu anlatıyor. Korkaklığın sükutu kol geziyor her yerde. Sanki tek başınayım, tek kişilik mahşerde.
Mantık yürütmek yasak. İtiraz eylemek suç. Neşe, eğlence, cinnet. Yatıp uyumak korkunç. Kim kimdir? Kim kim değil? Anlamak ve bilmek zor. Oynanan komediye gül diyorlar. Gülmek zor. Toprağın üstü mezar. Zevke dalmış ölüler. Can sıkmaya yetiyor. Canlı kalmış ölüler. Evet. Canlı kalmış ölülerle dolu bir dünyada biz ülke ve millet olarak hakikati aykırmaya, bunun için siyasi, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Kalbimizle, dilimizle, elimizle ne yapabiliyorsak yapacağız. Medeniyetimizin, inancımızın ve kültürümüzün gereği olan duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bununla birlikte kuru hamasete, ülkemize ve Filistin halkına fayda getirmeyecek adımlara, stratejisiz hamlelere de tevessül etmeyeceğiz. Çünkü biz gerisinde binlerce yıllık bir devlet geleneği ve devlet aklı olan Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Çünkü biz bin yıldır Bizans ordularından Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarından milli mücadeleye, nice sınamalardan geçerek insanlığın kadim yurdu Anadolu'yu vatanımız yapmış bir milletiz. Devlet ve millet olarak söylediğimizi yapmakla, başladığımızı bitirmekle, hedeflediğimize ulaşmakla mükellefiz. Aksi takdirde kendine de, millete de, ümmete de, insanlığa da hayrı olmayan nice devletten, nice topluluktan farkımız kalmaz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı yürüttüğümüz politikayı da işte bu anlayışla şekillendiriyor, büyük bir titizlikle uyguluyoruz. Değerli kardeşlerim, Gazze'de yaşanan katliam ve yıkımın gerisindeki failler İsrail'e sınırsız destek verenlerdir. Buradan hem İsrail'e hem onu destekleyip teşvik edenlere sesleniyorum. Gazze'de masumlar ölmeye devam ettikçe bölgemize gönderilen hiçbir gemi, hiçbir uçak, yapılan hiçbir siyasi şov barış getirmeyecektir.